Bu gelecek olan çocuklar fütürist. Yani böyle geleceği görüyorlar. Yani sizin yerinizde olsam kalırdım, gelecekle ilgili onlardan böyle bilgi alırdım. Fütürist Haluk. Ben de öyle dedim. Ya saçmalama Haluk. Yani gelecekle ilgili bilgileri stajyer çocuklardan öğrenecek halimiz yok herhalde. Bunu benden söylemezse. Ya abi onlar ne anlar Allah aşkına ya. Gençler söyleyin bakalım ne olacak bizim çocuklarımızın hali? Ya çocuklar önce bir merhaba deseydin. Merhaba. 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 Dominant teyze, Zero Tuna. Bizim yakın dostlarımız yukarıda oturuyorlar. Gönül ve Tuna. Merhaba. Merhaba. Çocuklar söyleyin bakalım bu gelecekte sınav işleri ne olacak? Gelecekte sınav da olmaz, okul da olmaz Gönül Hanım. Okul olur da bizim bildiğimiz anlamda olmaz. Çocuklar her şeyi yapay zekalardan öğrenir. Gönül ben bir şey anlamadım. Anlamazsın tabii oğlum. Fütürist onlar. Ben bile zor anlıyorum. Bizi bizden daha iyi tanıyan algoritmalar olacak. Onlar çocukları o kadar iyi tanıyacaklar ki her şeyi anında öğretecekler. Öğrenme güçlüğü diye bir şey kalmayacak. Çünkü onlar nasıl öğreteceğini bilecekler. Her öğrenciye özel bir yöntem geliştirecekler. Çocuklar sanal gerçeklikle evden okula gitmiş gibi eğitim alabilecek. Böylelikle bütün çocuklar istediği okula gidebilecekler. Kontenjan sorunu olmayacak. İsterlerse evden hiç çıkmadan yurt dışındaki okullardan bile eğitim alabilecekler. Hatta evden hiç çıkmadan üniversiteyi bile bitirebilecekler. Aa. Tabii geleceğin mesleklerine de dikkat etmek gerek. Bugün var olan çoğu meslek gelecekte olmayacak. Vay, ne olacak peki? Nanogenetik, robot, yenilenebilir enerji. Dijitalleşmeyle ilgili hemen hemen her konu. Big data, siber güvenlik, bulut bilişimi. IoT, B2B, M2M. Artificial intelligence yani yapay zeka, giyilebilir teknolojiler. Augmented reality yani artırılmış gerçeklik. Hologram, 3D çizim ve baskı teknolojileri. Aynı zamanda lokasyon bazlı kişiye özel uygulamalar. Gönül, elimi tut. Ben hiçbir şey anlamadım. Yani şey olarak yani anlam tam yani benim ben öğrettim bütün bunların hepsini onlara. Aha, evet. Sor. Kim öğretti bunları size? Haluk Bey. Gördün mü? Bizim Fütüristler Derneği var. Orada öğretiyoruz bunları çocuklara. Sen ancak Cilalı Taş Derneği'ne üye olabilirsin Haluk. Şu şaşkınlığım geçsin, bu espriye güleceğim Gönül. Ya ondan gülemedim. Yani bir an güler gibi oldum ama şeyden ne oldu? Gülme o zaman. Bir şey söyleyeceğim çocuklar. Bütün bu anlattıklarınızı bizim çocuklarımıza da öğretir misiniz? Kaç yaşındalar? 14. Onlar biliyordur zaten, siz hiç merak etmeyin. Aa! Bizden küçükler gelecek konusunda daha iyi. Öyle mi? Ne dedim ben?